Abi neredeyiz? Çökçekmece'deyiz. Benim yanımda gezenler her zaman aç geziyor arkadaşlar. Yani biz yeni geçtik çok şükür. Arkadaşın kesesine bereket. Allah razı olsun. Kaptan da dediğim gibi karşıdan çıktık arkadaşlar. Yani şurada kestirme bir yol var. Onu mutlaka tavsiye ederim. Ana yola girmeyin. Çok güzel bir bisiklet yolu var arkadaşlar. Yani İstanbul'da zevkli, yani böyle çok trafiğe takılmadan bisiklet sürmek istiyorsanız mutlaka bu yolu deneyin derim. Çünkü çok trafik yok. Bir de dediğim gibi bisiklet yolu, bisiklet yolu mavi olarak anlıyorlar. Evet, hani bisikletin gideceği bir yani, arabaların yanından yollar falan var yani. Hepten o kadar da bir sıkışık bir yol değil yani. Evet, arabaların az olduğu bir yol ama manzara gerçekten çok güzel. Şimdi biz gölün etrafını turlayacağız, devam edeceğiz. Ara ara videolar çekip bunları toparlayıp atacağız umarım. Hedefimiz şu anda Kanarya sahil. Bakalım. Evet, bakalım. Olur tabii ki de. Herkes bisiklete binsin mi? Herkes kesinlikle bisiklete binsin. Özellikle fakir olanlar ve parası olmayanlar binsin değil mi? Hani bisikletimiz 5 milyar lira, port bagajımız var 2 milyar lira. Yani hiç gerek yok arkadaşlar. Benim elimdeki 300 liralık bisiklet. Yani klasik olarak bir yani vatandaş, klasik vatandaş diyelim buna. Klasik vatandaş, insanlar. Bu iş yapılıyor kardeşim. Belki denk gelirse yanına bir hoca olabilir, bir kaptan olabilir. Bu sana yardımcı olur. Frenini sıkar, bir yağlar, mağlar. Evet arkadaşlar, mutlaka deneyimli biri mutlaka lazım. Yok bak, hem bizim için de mutluluk veriyor. Çünkü biz bu yollardan geçtiğimiz için bir insanlara el veriyoruz. Onları tecrübelerimizi, mutluluklarımızı paylaşıyoruz. Haydi görüşmek üzere. Günaydın. Saat 10:50 geçiyor. Geçen hafta burada bir küçük bir manzara tur yapmıştık. Küçükçekmece Gölü'nün orada. Bu sefer zaman ve istek olarak da yapmış olduğum Küçükçekmece Göl turunu bu sefer yine yapacağım. Bu sefer yine fotoğraflar çekilecek, Vikiloka gene yüklenecek. Bu şekilde geçen hafta buradan gitmiştik. Biraz sonra tekrardan buraya geleceğim ve buradan gideceğim. Çünkü buranın başka türlü gidişatı yok. Aşağılarda yollar falan var diye görünüyor ama yol falan yok aslında. Yani bu sefer ikinci defa buradan gideceğim. Dönerken bir defa dönmüştüm buradan. Şu şekilde de tekrardan gölün buralarını göstermek istiyorum. Az önce buradan geldim. 10:52 geçiyor. Sazlıbosna ikinci keşif turundan dönerken buralardan geldik. Buranın aşağısını görmemiştik. Şu an biraz sonra buranın aşağısını göreceğiz. Güzel bir yer. İnsanlar buraya da toplanıyor. Burada da oturuyorlar. Yemeklerini yiyorlar. İçeceklerini içiyorlar. Buradan böyle gitmiştik. Yollar bitmişti ileride. Ondan sonra tarlaların içine girmiştik. Rampa yukarı bir arkadaşlar da yardım etti bisikleti ileri doğru itmemeye. Bu şekilde buranın çıkışında bazen arada bir 200-300 metre böyle bir sıkıntılı yer var. Yol yok tabii ki. Biraz sonra şuradan ileriye ve sağa doğru gideceğiz. Şuraların görüntüsünü alacağız. İstikamet böyle. Arkalara geçeceğiz. Buradan karşı taraftan devam edip E5'e varacağız. Buradan geldik. İşte burada balo, piknik yerleri falan var. Yerler birazcık böyle olabiliyor yani. Burada seralar var. Zaten haritaya baktığın zaman öyle görünüyor. İşte arkamızda Avcılar, Prizköy. Önümüzde Küçükçekmece Gölü'nün bitimine doğru gidiyoruz. Sonra böyle dönüyoruz. Yola devam. Şu an Prizköy'ün aşağıları, Küçükçekmece Gölü'nün kenarlarındayız. Şöyle sahne de güzel oluyor ya, bayılıyorum ya. Tabii biraz bisiklet kirlensin de. Zaten yollarda çamur var yani, çok fazla kaçarın yok. Yani buranın sol tarafındaki üst yollar biraz daha asfalt görünüyor. Burası da biraz daha durumlar böyle. Vallahi bir şüphem var ama ileride yol biterse, bize iş düşerse bu yolu tekrar geri döneceğiz ve üst yoldan gitmeye devam edeceğiz. Şu anda yolun bittiği göründü. Bakalım buradan bir kurtuluş olur mu? Ama tabii çamura ve tarlalara giremeyiz. Hadi bakayım kuçiler, ne yapıyorsunuz lan?
Hadi bakalım ne görünüyor. Geldik. Yol bitmişti. Buralar biraz çamur var. Şuralar biraz otlardan falan gitme ihtimalimiz var. Biraz yine çamur olma ihtimali var. Zaten artık mayalandık yani 3-4 haftadan beri. Tarlalar, çamurlar falan derken. La köpekler, köpüşler. Ulan dünya size güzel be. Ne diyelim, Allah da onların rızkını versin. Şurada ileride yol görünüyor. Geçen hafta Büyükçekmece göl trekking parkurundan sonra tabii dikenler seviyor beni, aşık. Abi diyor, bu hafta seni yalnız bırakmayalım. Gel bize bir de buradan yürü. Bir de bu dikenleri sevindir. Ne diyelim, çocuklar darılmasın diye. Gene dikenlere verdik kendimizi, Allah Allah. Evet güzel ya, şu an toprak maprak çamur sarmadı. İleride yol görünüyor. Saat 11.10 geçiyor. İnşallah Aslan Çaylak filmi biraz sonra randevumuzda birleştiğimiz zaman belki bir Yeşilköy yaparız. Olmadı. Bu rotayı, lan suya girdik ya. Oho. Bu nedir ya? Gene girdik abi ya. Bu nereden girdik çıktık gene vallahi ya. Ya abi beni çok seviyorlar ya. Anam. Ulan nasıl bir çamura geldik, su içindeyiz ya. Ulan oğlum. Ulan Allah sabır versin ya. Ulan girdik ha. Girdik çamurlu suya birazcık. Şu rampaya da çıkayım. Köpekler de hoş geldin diyor. Allah, ah rampaya bak ha. Of 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 of. Ulan bu videolar geleceğe hatıra kalsın be. Ulan 2021 hala çamurdayız ya. Anam kaldık ha. Ayak gitmiyor. Anam. Arka teker gitmiyor. Tamam lan Allah'a. Zaten benim derdim bana yetiyor. Evet. Ay. Ulan neresi çamur oldu bu tekerin ya? Ay. Minibüs hatırlıyorum. Böyle gitmiştik falan. Ay. Geçen hafta da, önceki hafta da buradaydık. Böyle devam edeceğiz. Şu çamurları temizleyelim de. Ayaklar çamur. Aman. Ula 10 tane var ha. Ula 10 tane var ha. La sarı. Gel lan. Hey maşallah be. Adam ne bereketliymiş ha. 4 kilometre yakın şu an bisiklet sürdüm. Aşağı yukarı 40 dakika falan oldu diyeyim. Saat 11.20 geçiyor. Zaten manzara çok güzel. Çok güzel ya. Yani hala ikinci, üçüncü defa geldiğimde çok güzel diyorsam benim gözümde bir değeri var demek ki. Böyle devam edeceğiz falan. Arada bir çamur mamur toprak. Bugünkü yağmurdan bize düşen de bu oldu. Bugün ayın 19'u Haziran. Tam bir ay sonra Karasu'dayım. İnşallah. Oradan da Akçakoca. Duydular. Yok ben bazen arabalar falan geçince duyulmuyor sesim. O yüzden bağırıyorum. Normalde zaten konuşmuyorum ya. Yani bakalım, hissediyorum şu anda. Karasu bekle geliyoruz. Arkadaki adam da diyor ki abi diyor, ben diyor Zonguldak'a kadar gitmek istiyorum. Zonguldak'a kadar gidersen ben de gelirim. Ya sen iste Artvin'e kadar gideriz kardeşim. Ben yürek yedim abi, Zonguldak'a kadar gelirim. Yürek yemiş diyor. Evet. Şu an biz zaten neredeyiz abi? Şile'de miyiz? Havada mıyız? Abi bu Kocaeli bayağı gelişmiş ya. Baksan her yer araba maşallah. Evet, Küçükçekmece gölünün oraya doğru gidiyoruz. Hatıramız olsun. Çıldırmış ya. Ya bulutlar İstanbul'un üstünde mi, altında mı, bilen var mı? Sabah 6'dan 10'a kadar yağmur yağdı. Biz ne dedik? Yağmur bizim üstümüze düşmez abi. Buyur. Bulutlar arkamızda.
Önümüzde güneş. Durana dünya yok. Sürenlerindir dünya, yürüyenlerindir. Durmak yalnız toprağın altında ölümde olur. Hayat önünde gidendir, ölümde değil. Saat 1:20 geçiyor. Aslan'la tura devam ediyoruz. İşte şuraların arkalarından geldik. Şöyle yol geldi. Buradan böyle, buradan devam etti yol. Burada tek manzaralı bir yer burası. Buraya gelin, burası çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Mustafa abi sağ olsun, ilk defa onun turuna katıldık. Evet, Aslan Kaptan, Mustafa Kaplan, yolları yardırıyoruz. Evet, arkadaşlar mutlaka. Zaten biz tekrardan bazen hatırlatıyoruz. 2017 yılında buraya kadar gelmiştim. Buradan tekrardan kuşlar vardı işte, buralara kadar da keşfetmek amacıyla gelmiştim. Çok güzel bir turdu o zamanlar. Benim bisikletimin, bisiklet turculuğumun başladığı yıllardı. Bisikletle gezginliğin başladığı yıllardı. Sonradan bir defa daha gelmiştik buraya, ikinci defa. Şu iç kısımlar ama, tabii ki böyle gelebiliyoruz da. Hani bu taraflar biraz daha doldu. Öncelerden böyle patikalar falan vardı böyle. Yavaş yavaş sürüş yapıyoruz. İşte sohbet, muhabbet, yemek, içecekler falan. İnşallah bugün üzerimize yağmur yağmayacak. Büyükçekmece Gölü, Sazlıbosna Barajı, Küçükçekmece Gölü, artık buralar yavaş yavaş tükeniyor. Kısmet olursa sizin için, sizler için Şile, Ava, Karasu, Akçakoca rotasını planladık. Kısmet olursa 25 gün, 30 gün sonra oralardayız. O birinci parkurdan sonra Bursa'ya otobüsle geçeceğiz Akçakoca'dan. İnşallah Yaşar abiyle, Yaşar hocayla. Bursa'ya, Bursa'da bir gün gezeceğiz diye düşünüyorum. Bursa'dan sonra Mudanya'ya 30 kilometre, Mudanya'da ikinci parkurumuz başlayacak. Mudanya'dan Bandırma istikametine 140 kilometre civarında sahilden. Bu rotanın da videoları ve fotoğrafları çekilecek, haritalara yüklenecek. Yani bir turda iki tane rota planlıyoruz. Aşağı yukarı 12 gün falan sürecek. İşte 15 Temmuz'la 27 Temmuz arasında nasip olursa bunları yapacağız. Bunların videosu çok uzun, çok meşakkatli ve çok cafcaflı olacak. Yani bu bir ay sürebilir, 40 gün sürebilir. Tabii ki videolar parti parti yayınlanacak. Ama kurgu, montaj ve film hikayeleri çok sürecek ya. Bu böyle sadece bir hani gün başladı, gün bitti. Böyle bir video konsepti, böyle bir YouTube düşünmüyorum. O yüzden benim için yorucu ve yoğun geçecek. Ama altından kalkacağımı düşünüyorum, inanıyorum. Ona göre hazırlıklarımı yapıyorum. Ona göre kurguları ve gidişatı, filmi çekmeyi düşünüyorum. İyi seyirler. Arkamızda 23 kilometre bıraktık. Yavaş yavaş E5'in yanına yaklaşıyoruz. Büyükçekmece, göl kenarı, dinlenme tesisleri, banklar, piknik alanları, yeşil alanlar. Saat 2:10 geçiyor. Aşağı yukarı 10:30'da falan başladık. 10:30-11 desek. Kızım dikkat et, hala duruyorsun. 3 saat falan buraya geldik. Yani ortalama bu parkur, yani 3,5, yani 3 saat 4 saat arasında bu parkurun zamanlaması var. Yani ona göre oyalanmaya da değişiyor. Şu taraflar Avcılar. Şu taraf fabrikalar vardı. Oradan aşağı doğru bakıyordum böyle. Şuralarda aşağı doğru saat 11'de şuradaydık. Şöyle geçtik, böyle devam ettik. Bir şekilde buraya geldik, oturduk, yemek yedik. Saat 3'e doğru geliyor. İşte bakalım, kısmetse yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Aslan ne dersin? Olur. Ulan senin gibi gezen öğretmenler var ya, kurban olsun sana. Küçükçekmece göl kenarı. Cumartesi. Saat 3:30. Video mu, fotoğraf? Evet. 27 kilometre oldu. Çekimdeyiz. Paso film çekiyoruz. Fotoğraf çekiyoruz. Film, video çekiyoruz. Saat 4:20 geçiyor. Yani bu keyif turunun daha çok keyfinde tur oldu. Güzel yerler. Normalde buralara yürümek falan kolay olmuyor. Bisiklet bize bu imkanı sağlıyor, fırsatı sağlıyor. Evet.
Yani izlemekle hayat olmaz. İzlemekle hayat yaşanmaz, geçmez. Geleceksin, göreceksin, bakacaksın. Nerede ne var? Evet, çok güzel yerlerden geldik. Devam ediyoruz. Abi bu nedir ya? Karadeniz'de gemilerim battı. Yok Akdeniz'de böyle mi oldu? Abi al, adamın gemisi batmış. Aslan nerede battı? Abi işte küçük, küçük çekmece. Küçük çekmece battı. Karadeniz ama küçük çekmece. Küçük bak. Yok da hadi geçiyoruz. Ya abi biz Allah'ın sevgili kuluyuz. Hem iyi haber var hem kötü haber var. Biz şu an şurada 100 lira bulduk. Yani 100 lira yiyoruz. İyi haber bu. Kötü haber arkadaş çok saf ve temiz kalpli. Gitmiş kendi parasını düşürmüş. Geldi buraya dedi ki lan 100 liram yok dedi. Oğlum inanmıyorum dedim. 100 lira cepten düşülür mü? Abi, adam düşürmüş. Döndü gitti bisiklete doğru. Bir baktı yerde. Oh dedik ya. Yani burada yani 200 lira cebimize kaldı. Nasıl oldu? Hem 100 lira çektik hem artı bir 100 lira daha bulduk. 200 liramız var yani. Ama niye 100 lira oluyor? Çünkü kendi param buldu. Adam aç ya. Bu saat bir sürü sürdü. Ben bilmiyorum abi bu adam. Bilmiyorum ya. Demek ki biz bunu 50 kilometre 100 kilometre sürsek 36 kilometre oldu. Burada iki tepsi yan yana koyacak. Ye ye ye. Ya boş ver sen. Şey olmuş, şey yok, bakma. Arkadaşlar şu an size afiyet olsun. Sakın böyle bisiklete binmeyin. Kötü bir bisikletçi bu. Yani bisiklet binmiyor, devamlı yemek yiyor. Ama aç gezdi ya çocuk, ne yapsın işte. Bir bisküvi, bir çay derken 40 kilometre geldi. Yani haftaya yakında vizyonda hacı var. Buradan hacıya selam söylüyorum. Hacı hazır ol, geliyoruz.